Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Kaç dakika daha bekleyelim, hala gelenler var. Merhabalar. Başlayabiliriz öyleyse. Saat şu an 3:05 geçiyor. Ben Gülşah Eker, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Hızlandırma Laboratuvarı'nda çözüm haritalama yöneticisi olarak bulunuyorum. Ve bugün kentsel sosyal inovasyon hakkında konuşacağız. Programın dördüncü seansını birlikte yapacağız. Ve bu seans dahilinde de kentlerin ortak sorunları, hedefleri, geleceğe yönelik adımları neler olabilir? Biraz bunlardan bahsedeceğiz ilk aşamada. Daha sonra kentsel mekanda inovasyon, kentsel inovasyon ve inovasyon kavramları arasındaki ilişkiler üzerinde bir teorik çerçeve var. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Daha sonra da kent mekanda nasıl yenilikçi yöntemler kullanabiliriz? Bunun pratik örnekleri nelerdir? Bununla ilgili örnekleri tartışmak istiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç tane soru var aslında. Sunumun genel çerçevesi de bu sorularla şekilleniyor birazcık. Şimdi şehirlerin içinde yaşayanların yaşam kalitesini artıracak şekilde gelişmesini nasıl sağlayabiliriz? Sosyal olarak daha dengeli bir toplumu nasıl sağlayacağız? Şehirleri kimler değişikliğin zorluklarına karşı nasıl dirençli hale getirebiliriz? Burada inovatif hangi yöntemleri kullanabiliriz? Ve bunlar arasındaki bağlantılar nelerdir? Bugün birazcık bunlardan bahsedeceğim. Dolayısıyla bu dördüncü seansta kentsel, sosyal, inovasyon ve bu üç kavram arasındaki bağlantı kente nasıl yansıyor, neler yapıyoruz? Birazcık buna bakacağız. Dolayısıyla başlayabiliriz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bir sonraki slaytla devam edelim istersen. Demek. Teşekkürler. Şimdi önce biraz inovasyon hakkında genel bir çerçeve vermek istiyorum aslında sizlere. 2000'li yıllarda sosyal inovasyon dünya çapındaki politika yapıcılar tarafından yeni bir ekonomik büyüme kaynağı olarak benimsendi. Örneğin işte Avrupa Birliği sosyal inovasyonu şehirde yeni fırsatlar yaratmanın, gerçekleştirmenin, uzun süredir devam eden sosyal, ekolojik sorunların üstesinden gelmenin bir çözümü merkezi olarak konumlandırdı. Tabii buradaki bağlam mali krizden bu yana yavaş yavaş ekonomik toparlanma, bunun yoksulluk, eşitsizlik ve kamu ve toplum hizmetlerine yatırım yapmama şeklindeki sosyal etkileri de biraz arttırmak için oldu. Aynı zamanda kentsel gelişimin birlikte yaratma, ortak üretim biçimlerini de ortaya koymak istediler ve yeni nesil profesyonellerin işte yükselişiyle aynı zamanda da denk geldiği için kentler daha canlı, enerjiyi barındıran, inovasyon için eğilimli hale geldi. Çünkü aslında çok fazla grup teknolojinin de değişmesi ve gelişmesiyle birlikte birbiriyle daha bağlantılı hale gelir olup kentteki sorunlara ortak çözümler de bulmaya başladı ki bu çok kritik bir nokta. Dolayısıyla kentsel dünyada politika yapıcılar, düşünce kuruluşları, aktivistler, işte işletmelere kadar her türden grup arasında çok sayıda ilgili terim, fikir ve girişim artan bir yoğunlukla da ortaya çıktı. Burada yeni yeni kavramlar da gündeme geldi. Yaratıcılık, yenilikçilik, deneysellik, girişimcilik, laboratuvar şehirler, kentsel yaşam laboratuvarları gibi farklı kavramlar da aslında karşımıza çıktı ve biz bunlarla günlük hayatımızda haşır neşir olmaya başladık. Dolayısıyla burada kentsel sosyal inovasyon dediğimizde bunun aslında farklı izdüşümlerinin olduğunun da farkına varmamız gerekiyor bir noktada. Çünkü burada kentsel çoğu zaman arada kayboluyor ya da sosyal çoğu zaman ortadan kaybolmuş oluyor. Dolayısıyla bu farklı kavramlar, farklı gruplar ve insanlar birbirleriyle nasıl ilişkileniyorlar? Biraz buna bakacağız. Ama tabii ki öncesinde burada kentlere de gelmek ve kentlerin de ortak olarak nerelerde aslında zorluk yaşadığını da bakmak istiyoruz. Dolayısıyla aslında bu eğitimin başlangıç odağı kentler, onların yaşadıkları problemler ve günümüzde aslında geleceğe yönelik hangi adımları atabiliriz? Biraz böyle devam edeceğiz. Ama öncesinde inovasyonla başlamışken burada sormak istiyorum. Böyle bir örnek ile kentsel sosyal inovasyon için örnek verebilir misiniz birer tane? Bunun için bir Menti linki var.
Bunu Demet'ten paylaşmasını isteyeceğim. Herkes aklına gelen bir kentsel sosyal inovasyon örneği yazabilir mi şu an eğitim öncesinde? Bunun için yaklaşık 2 dakika verebiliriz. Belki 1 dakika, 3:10 geçiyor şu an. Kolektif kent bostanları, sokak hayvanların aşılanarak küpe takılması ve halkın içinde yaşamaları, akıllı binalar, bisiklet yolları, sosyal çiftçilik, Çankaya Kent Akademisi. Evet, kente dair de aslında çalışmaların yapıldığı akademiler, topluluklar kurulmaya başlandı. Aynı şekilde gezici kütüphaneler, Geveş Kadın Kooperatifi, elektrikli otobüsler, engelli yaşam kolaylaştırıcıları, sokak hayvanlarının her kurumaya, evde yalnız yaşayan bireylere hediyesi. Burada aslında pek çok temaya da değiniyoruz aslında. Engelsiz parklar, evet, yani erişim gibi, birlikte ortak yaşam gibi, ortak yaratım gibi pek çok temayla, örneğin şehir bostanları buna bir örnek. Pek çok tema ile ilgili aslında sizlerden cevap da geldi. Ortak alanlarda Wi-Fi erişim hizmeti, evet, bu da akıllı hizmetlerden bir tanesi. Teknoloji artık hayatımıza her geçen gün girdiği için daha fazla. Dolayısıyla aslında burada pek çok temaya değiniyoruz ve konuklarımızın da kentsel sosyal inovasyonla ilgili yaşadıkları şehirde gayet tespit ettikleri ve farklı temalarda da cevaplarını görmek çok güzel. Belediyecilik kapsamında askıda fatura, bir kira bir rüva hizmetleri. Evet, çok güzel örnekler bunlarda. Ve zaten bugün de aslında bunların temel konseptlerini birazcık konuşacağız ve daha sonra bunlarla ilgili farklı pratikler neler, mekanda nasıl yansımaları var, bunlardan bahsedeceğim ki şu anda oldukça dolu bir grupla bir arada olduğumu da anlıyorum. Dolayısıyla hemen devam edelim. Bir sonraki slayda geçebiliriz. Bir sonraki slayt biraz daha inovasyonun aslında eski tarihlerden günümüze nasıl geldiğiyle alakalı. Örneğin işte nakliye konteynerleri var. Bunlar yarım yüzyıldan fazla bir süre önce bir adamın zamandan tasarruf etmek için bekleyen bir kargo gemisine tam yüklü bir kamyon römork yükleme girişimi olarak ortaya çıkıyor. Fakat daha sonra nakliye şimdi daha çok geliştikten sonra küresel ticareti bugün de devam eden bir patlamayı körüklüyor. Uygun fiyatlı konut için de yaratıcı bir platform olarak düşünüyor. Çünkü artık herkes konteynerlerden kendine ev yapmaya başladı. Tiny House konsepti çıktı. Biz artık belli materyalleri farklı şekillerde kullanma eğilimi de gösteriyoruz. Ya da tramvay, daha 1800'lerin sonunda kullanılan ve metro ve trenlerin işte dezavantajlarından yola çıkarak tasarlanan bu tramvaylar elektrik motorlarıyla çalışıyorlar. Dolayısıyla daha temiz, daha yumuşak bir sistematiğe sahip. Ve bu tramvayların çıkışıyla birlikte tabii ki kentteki ulaşım rahatladı. Ama bununla birlikte fabrikaların etrafındaki sıkışık apartmanlarda yaşamaya zorlanan, daha az varlıklı işçiler için de tramvaylar şehir topluluklarını mümkün kıldı ve yeni bir banliyö sınıfının oluşmasını da sağladı. Çünkü kentin çeperine artık ulaşım mümkün ve trenlerle gidip gelmek daha hızlı, daha kolay. Dolayısıyla burada kentte fiziksel bir değişikliğe de neden oldu tramvaylar. Ulaşım zaten kentin nasıl ilerleyeceğini belirleyen çok önemli bir yapı. Asansör de yine aynı şekilde asansörlerin bulunmasıyla birlikte aslında ilk asansör milattan önce 200'lü yıllarda bulunuyor ama bugün asansörlerin kullanış biçimi aslında kentteki yoğunluğu nasıl arttırdığına bakarsanız çok yüksek katlı binalarla çok daha teknolojik ve kentin bütün çevresinde değişmesini sağlayan bir mekanizma haline geldi. Ve işte yolcu asansörleri dikey demir yolu gibi 1850'lerde ortaya çıkıyor ve bütün bu gökdelenlerin yapımı asansörlerle birlikte aslında
daha çok vuku bulmaya başlıyor şehirde. Aynı şekilde sanitasyon sistemleri de bu şekilde su tedarik edebilmek, hastalık ve kirlilikleri indirgeyebilmek için insanoğlu tarih boyunca bu sistemleri geliştirmeye çalışıyor. Bugün geldiğimiz noktada ise gelecekteki kanalizasyon tesisleri ya da artık sadece atık yönetim merkezleri olarak değil, aynı zamanda insan atıklarından enerji, temiz su ve değerli işte malları çıkarabilen, ölçeklendirilebilen bir geri dönüşüm sistemi olarak da tasarlanmaya başlandı. Dolayısıyla bizim aslında geçmişten bugüne bazen kişisel ihtiyaçlarla bazen de toplumsal ihtiyaçlarla ortaya çıkan bir takım buluşlar kentleri uzun yüzyıllar boyunca fiziksel olarak oldukça farklılığa da uğrattılar. Hem yapısı olarak hem sosyal olarak. Çünkü kentteki fiziksel değişim, bundan sunum boyunca sık sık bahsediyor olacağım. Kentteki fiziksel değişim her zaman sosyal yapılanmayı ve sosyal yaşayış biçimini, aynı zamanda gündelik hayatı da etkileyen ve değiştiren bir şey. Bir sonraki slayda geçebiliriz. Şimdi burada birazcık ortak mücadele alanlarından bahsedelim istiyorum. Yani evet, inovasyon var ve aslında yüzyıllardır zaten inovasyonla birlikte kentler gelişiyor, değişiyor, büyüyor, dönüşüyor. Ama bugüne baktığımızda kentlerin şu anda mücadele ettiği ortak bazı alanlar var. Biraz bunlardan bahsetmek de gerekiyor. Bunlar nelerdir? İşte artan göç, eşitsizlikler ve bununla birlikte gelen yani tabii ki iklim krizi gibi birlikte yaşamaya dair belli başlı sorunları da içeriyor. Dolayısıyla göçten birazcık bahsetmek istiyorum. Geçebiliriz. Göç aslında temel unsurlardan bir tanesi. Yani kentlerin değişimini, dönüşümünü ve içine nasıl yaşadığımızı belirleyen kentsel unsurlardan bir tanesi. Neden? Çünkü pek çok kent aslında altyapı ve servisleri nasıl sağlayacağını planlamada tekrar düşünmek zorunda kaldı. Şu anda 2021 yılı itibariyle küresel olarak işte 4,46 milyar insanın kentsel alanlarda yaşadığını biliyoruz ve 3,42 milyar insan ise kırsal alanlarda yaşıyor. Son 10 yıl boyunca da yerinden edilen insan sayısındaki artış 51 milyon. Şimdi bu şu demek, aslında bazen zorla yerinden edilme, bazen işte savaş ve savaşla birlikte işte çıkan başka çatışmalarla ortaya çıkan bir mültecilik durumuyla birlikte dış göç, iç göç ve aynı zamanda tabii ki kırdan kente göç gibi farklı göç kavramları var. Dolayısıyla örneğin kırdan kente göçte yönetimler, şehir yönetimleri bunu yavaşlatmayı ya da durdurmayı tercih etti bir dönemde ve bu şekilde önlem almayı denediler. Daha sonra tabii ki ülkeler arası göç başladığında bu bazen beyin göçü de olabilir. Bazen dediğim gibi mültecilik durumu ya da yerinden edilme durumunda da ülkeler arasında bir göç gerçeği var ki 89,3 milyon insan şu anda yerinden edilmiş durumda. Bunların bir kısmı kamplarda yaşıyor, bir kısmı şehirlerde yaşıyorlar. Dolayısıyla burada göç dediğimiz şey aslında kentte çok ciddi bir yayılmayı getiriyor. Şimdi ben birazcık göçün fiziksel kısmından bahsedeceğim. Çok sayıda insan bir anda şehirler hazırlıksızken bir şehre geldiğinde burada onların barınma gibi ya da belli altyapı ihtiyaçları gibi kentin kaldırması gereken fiziksel bir takım sunması gereken de servisler oluyor. Bu servislerin nasıl sunulduğu gelen insan sayısıyla çok doğru orantılı. Orada yaşayan insan sayısı da çok doğru orantılı. Kentin kapasitesinin çok üstünde insan geldiğinde insanlar yavaş yavaş kendi barınma ihtiyaçlarını gidermeye başlıyorlar ve biz buna aslında Türkiye'de gecekondulaşma diyoruz. Örneğin favelalar var. Brezilya'da. Dolayısıyla dünyanın farklı yerlerinde yaşanan göç aslında şehirlerde bir tür yayılmayı beslemeye başlıyor. Çeperlerde insanlar yerleşiyorlar ve herhangi bir altyapı, kanalizasyon, su, temiz su, okul olmadan başlıyorlar ve bu alanlar birer yerleşim yeri olmaya devam ediyor ve hızla büyüyorlar da. Dolayısıyla burada kent yönetimi belli altyapı hizmetlerini sağlamak için işte tabii ki daha fazla
kaynağa sahip olmalı. Dolayısıyla bununla ilgili de belli politikalar geliştirmek zorunda kalıyorlar. Bu kentler üzerinde çok ciddi bir baskı yaratıyor. Çünkü genellikle şehirleşmenin gerisinde kalıyor burada yapılacak yasal düzenlemeler. Yani bir alanın planlı büyüyüp gelişebilmesi için o alanın planının yapılmış olması lazım. Fakat böyle kriz anlarında birdenbire nüfus arttığında buradaki legal düzenlemeler de planlamanın çok gerisinde kalıyor. Ya da karar alıcıların karar verme süresi oldukça geriden geldiği için aslında artık olan olmuş oluyor ve gecekonduyla başlayan ve daha sonra kentin çeperinden hızla yayılan urban sprawl dediğimiz kentsel yayılma, kontrolsüz bir yayılmayla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun yanında göçün şöyle etkileri de var tabii ki. Bambaşka yeni yerleşim merkezlerinin oluşmasına da neden oluyorlar. Örneğin 50 yıldır var olan kamplar var ve artık kentleşmişler. Mülteci kampları olarak başlayıp kendi içinde belli dinamikleri kurduktan sonra kent gibi davranmaya başlayan kampların da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla göç yaşadığımız yeryüzü üzerinde bütün kentlerin ve yeryüzündeki insanların dağılımının çok ciddi bir şekilde değişmesine neden oluyor. Bir sonraki konuda eşitsizlik. Tabii ki göçle birlikte, nüfus artışıyla birlikte ve kapasitemizin çok üstündeki bir krizle eğer mücadele etmeye çalışıyorsak eşitsizlikler de baş göstermeye başlıyor. Şehirlere taşınan daha fazla insan, barınma, ulaşım, erişimdeki farklılıklar, sanitasyon, sağlık, eğitim, iş gibi veya işte yoksul ve zenginler arasındaki uçurumu daha da arttıracak bir aslında kaosa neden olmaya başlıyor. Eşitsizlikler de küresel ekonominin devam eden gücü için maddi bir risk de taşıyor aynı zamanda. Ve kentsel gelişim açısından mekansal tasarımın oynayacağı önemli bir rol var burada. Bugüne kadar irili ufaklı pek çok kentsel proje aslında eşitsizliğin fiziksel olarak güçlendirilmesine de katkıda bulundu. Örneğin gated communities dediğimiz kapalı, işte dışarıdan kesinlikle girilemeyen güvenlikli siteler var. Bunlar bunu karşılayabilen insanlar için kısmi bir güvenlik ve daha bir refah duygusu sağlarken aynı zamanda bunun dışında kalanlar için de çok daha ötekileşme dediğimiz aslında çok daha marjinalleştiren ve onları da dışarıda bırakan, herkes için eşit hizmet sağlayamayan ve götüremeyen bir yapı da ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla yapılan bütün konut projeleri barınma amaçlı olsa da bu projelerin neye ne şekilde hizmet ettiği ve kimlerin bunu karşılayabildiği kısım çok önemli bir tartışma konusu. Planlama da zaten bu noktada devreye giriyor. Fakat eşitsizliği sadece yoksul ülkeler kapsamında değerlendirmemek de lazım. Zengin ülkeler de eşitsizlikle mücadele ediyor. Yani ilginç bir istatistik ama Amerika Birleşik Devletleri çocuk yoksulluğu konusunda başta gelen ülkelerden bir şey örneğin ve Brezilya yoksul evlerde yaşayan çocuk oranı bakımından ikinci ülke. Yani burada bir etki ve ihtiyaç boşluğundan da bahsedebiliriz ki burada nokta birazcık elitizme geliyor. Yani burada karar vericilerin, karar alıcıların bazı durumlarda, ülkelerde ve mekanlarda aslında bütün bu sermayeyi kendi ellerinde bulundurmaları ama bunu aynı zamanda halkla ortak paylaşamamaları gerçeği de var ve bu yaygın olarak görülen bir durum. Dolayısıyla daha hak temelli planlama ve politikalara ihtiyaç duyuyoruz. Burada katılımcı kaynaklardan da bahsetmek gerekiyor tabii ki. Yani hak temelli planlarken aynı zamanda farklı sektörlerin bir araya gelerek buradaki kaynakların düzgün ve ortak kullanımını sağlayabilmesi için bir takım yaptırımlar da bazen yürürlüğe sokulabiliyor. Örneğin bazı şehirler çok iyi yani çok yetenekli ve çok alanında uzman kişilerle çalışarak bu alandaki işte planlama açıklarını kapatabilir ve burada sağladığı bütün donatıları oldukça kaliteli hale getirebilir. Bu oradaki şehir kalitesini yükseltir. Fakat aynı zamanda bunu yapabilmek için yani bu kadar yetenekli uzmanlarla çalışabilmek için doğru kurumları da kurmak ya da doğru finansörleri de oradaki şehirde barındırmak gerekiyor. Dolayısıyla şehir yönetimini sadece planlama olarak
olarak düşünürsek burada da eksik bakmış oluruz. Eşitsizliklerin giderilmesi aynı zamanda sosyal, fiziksel, mekansal olduğu kadar finansal bir yanı da var. Şehre kimi çekiyoruz, kimle birlikte yaşıyoruz ve bunun finansmanını nasıl yapıyoruz? Eşitsizlikler bu noktada nasıl dağılıyor? Birazcık ülkeler şu anda aslında en büyük problemlerinden bir tanesi bu eşitsizlikleri çözmek. Yani herkes işine giderken ulaşıma 10 dakika mı mesafede oturuyor yoksa bazıları 2,5 saat mi işine gitmek için vakit harcıyorlar? Buradaki insanlar neden aslında konutlarını işinin yakınlarında seçemiyorlar ya da neden o şekilde yaşayamıyorlar? Bütün bunlar aslında bizim günlük hayatımızda da karşılaştığımız eşitsizlikler ki pandemi bize bunu çok güzel gösterdi. Yani bir işte bahçemizin, balkonumuzun olabiliyor olması ne kadar farklı şeyi, ne kadar fazla şeyi değiştiriyor. Oysa sürekli bir kapalı alanda bulunduğumuz karantina dönemlerinde düşünürsek konut hakkı oldukça tartışılan, gündeme gelen konulardan bir tanesiydi. Çünkü herkesin yeşil alana erişimi aynı ölçüde değil, eşit değil. Bu eşitsizliklerden sadece ufak bir tanesi. Bir sonrakine eğer geçersek... Burada da tabii ki sürdürülebilir ölçeklendirmeden bahsedebiliriz. Yani göç ve eşitsizlik dedik. Aynı zamanda bunun ölçeklendirebilme kapasitesine de oldukça etkisi var. Ölçeklendirme nedir? Şehirlerde işte aslında taşınan fazla insan ve bulunan çok fazla insanla şehirler büyümeye başlıyor ama bu sürdürülebilir bir şekilde büyümüyor. Ya da bulunan hizmetler, verilen hizmetler de aynı şekilde sürdürülebilir biçimde. 2010 ve 2050 yılları arasına bakarsak, gezegenin kentsel yerleşim yerlerinin kapladığı alan 3 milyon kilometreden daha da fazla artacak. Dolayısıyla kentsel yayılma demek, kentsel kirlilik, kalabalık ve sosyal uyumun da giderek zorlaşması demek. Sağ tarafta İstanbul'daki işte 2010 yılına kadar olan yayılmayı görüyorsunuz. Aslında içten yani kıyıdan başlayarak çeperlere doğru giderek büyüyerek yayılan bir şehir ve en son geldiğimiz noktada da aslında İstanbul'la ilgili belli projeksiyonlar var. Örneğin bununla birlikte Afrika örneğin dünyanın en hızlı kentleşen kıtası 1950'de işte Sahra Altı Afrika'nın hiçbir şehri yoktu. Şu an 1 milyondan fazla nüfusu var Orta Asya ve Orta Doğu'daki pek çok metropolün sıfırdan inşa edildiğini düşünürsek en başından ölçeklendirme yapma fırsatı var. Tabii ki yeni şehirler yaptığımızda bunu ölçeklendirmek, şehri planlamak, nüfus projeksiyonlarını yapmak çok daha öngörülebilir oluyor. Fakat yine de bu şehri krizlere dayanıklı hale getirmiyor. Herhangi bir kriz anında eğer bir nüfus patlaması yaşarsanız, bu durumda eğer hazırlıksızsanız yine aynı şekilde bir mega şehir, aglomerasyon gibi giderek büyüyen, yayılan, iki şehrin birbirini birleştiği ve tek bir şehir oluşturduğu belli devasa mega kentler ortaya çıkıyor. Burada İstanbul'la ilgili bir şey de var, projeksiyon da var, onu da getirebiliriz. 2010 yılında böyleydi ama bu İstanbul yılının 2050 yılı için ölçeklendirilmiş hali ve gördüğünüz gibi buradaki yayılma aslında diğer kıyıya da sıçrayarak devam edecek. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Burada birazcık da ortak hedeflerden bahsetmek lazım. Yani evet bunlar problemler, eşitsizlikler, işte göç, sürdürülebilir ölçeklendirme, kentsel yayılma bunların hepsi kentlerin şu anda global olarak mücadele ettiği alanlar. Aynı zamanda bu kentlerin ortak hedefleri de var. Bunlardan tabii ki ilki sağlıklı kentler. Yani baktığınızda bir kentin sağlıklı olduğuna dair en önemli indikatör hava kirliliğidir. Bu giderek artan bir problem. Az önce bahsettiğim zorluklar bazı şehirleri yaşanmaz hale getirdi. Örneğin işte Pekin'deki hava kirliliğinin ne kadar korkunç olduğunu hepimiz bir dönem duyduk. Ya da bazı Afrika şehirlerinde su, sanitasyon
hiç mümkün değil. Bu başka bir majör zorluk. 2050 yılına kadar dünyada okyanuslarda balıktan çok plastik olacak ve deniz kuşlarında %99'u yutulan plastiklerden zarar görecek. Şimdi su ve hava kirliliğinin yanında aynı zamanda atık toplama, bertaraf da önemli bir konu. Çünkü recycle diyoruz, geri dönüşüm diyoruz. Bunlar belli bir noktaya kadar yardımcı oluyorlar. Fakat bunun arkasında da gelişmesi gereken bir ekosistem var. Belli yatırım araçlarının var olması gerekiyor ve bu şu anda yeterli desteği sağlayamıyor. Dolayısıyla kötü planlamanın bir diğer yanı da inşaat atıklarının bertarafı örneğin. Şu anda çok fazla inşaat var. Her yerden inşaat sesi geliyor. Benim oturduğum yerden belki duyuyorsunuzdur hemen iki sokak ötemde bir inşaat var. Eğer plansız bir şehirleşme yaşıyorsanız burada çok fazla inşaat atığı olacağı için en başta bunlar zaten sorun yaratıyor. Bir diğer konu da obezlik. Bunun da belli nedenleri var. Bunlar yürünemeyen kentler olabilir. Eve gelen artık gelişen hizmetlerle sürekli internetten sipariş verilen yemekler, yeterli yeşil ve spor donatılarının olmaması aslında belli ülkelerde obezliğin oldukça ciddi ve yaygın bir sorun haline gelmesine neden oldu. Ve 2030 yılına kadar Amerika'daki dünya nüfusunun %50'ye kadar çıkması görülüyor. Şu an dünyanın aslında %30'u obeziteyle mücadele ediyor. Ve hazır böyle obezite ve erişilebilirlik derken erişilebilir kentler de zaten ikinci bir ortak hedef olarak karşımıza çıkıyor. Burada erişilebilir kentler herkesin aslında bir yeşil alana erişmesi, işine rahatça erişmesi, günlük hayatının kolaylaşmasıyla birlikte sağlanabilecek bir şey. Ve bununla birlikte her grubun, her insanın aynı şekilde daha iyi toplu ulaşım koşullarıyla belli merkezlere gelebiliyor olması, engelli insanların daha rahat şehrin içinde hareket ediyor olabilmesi, çocukların daha rahat hareket ediyor olabilmesi, yani farklı grupların gerçekten kentin her yerine erişebiliyor olması çok önemli. Sosyal uyum açısından da önemli. Bunun için farklı ülkeler, şehirler, erişilebilir kentler üzerine farklı uygulamalar da geliştirdiler. Örneğin Singapur toplu taşımayı daha etkili bir şehir için itici güç olarak gördü ve daha iyi toplu taşıma ağları kurmak ve bunları birbirine entegre etmek üzerine çalışıyor. Bazı şehirler sadece taşıtlar değil insanlar diyor. Burada yavaş şehir hareketlerini biliyoruz. Yürünebilir kentlere ne kadar vurgu yapıldığını biliyoruz. Taşıttan çok kentlerin insanlar için olduğunu söylüyor. Çünkü eğer bazı kentlere bakarsanız örneğin İstanbul'un da bir kısmı böyle. Her yer tamamen otoyol, beton ve sanki araçlar için inşa edilmiş bir yer gibi. İnsanlar orada böyle çok büyük, insan ölçeğinin çok üstü bir yerlerde yürüyerek bir yerlere ulaşmaya çalışıyorlar ve devasa bir yapının içinde kayboluyorlar aslında. Dolayısıyla burada insan ölçeği de çok önemli erişilebilir kentler bakımından. Bir de tabii ki yaşlanan şehirler var. Burada yaşlıların kentte nasıl davrandığı, ne şekilde gidebildiği, yaşlı dostu kentler de önemli aynı şekilde. Çocuklar gibi, engelli vatandaşlar gibi yaşlıların da kentli bir yerden bir yere gitmesi çok zor olabiliyor. Onlar için evde hizmet sistemleri uygulansa da, geliştirilse de onların da dışarıya çıkıp belli noktalarda aslında bu erişilebilirlikten faydalanabilmeleri amaçlanır. Bir diğer konu da akılcı kentler. Aslında bu intelligent cities olarak geçen bir kavram. Akılcı kentler dedim. Akıllı kent değil. Burada farklı pek çok teknolojinin entegre biçimde kullanılmasını aslında konuşabiliriz. Yani akıllı telefonlarla insanların birbirleriyle mesajlaşarak, iletişim kurarak belli bir sorunu çözmek için bir araya gelmesi. Aynı şekilde açık verinin kullanılması, big data'nın, büyük verinin kullanılıyor olması, kurumsal ortaklıklar. Yani burada intelligent cities derken aslında tüm bu kavramları kapsayan bir kavramdan bahsediyorum. Ve burada
Akıllı şehirde bunlardan bir tanesi. Örneğin işte Hindistan uydu kent olarak 100 akıllı şehir oluşturmak için şimdiden 15 milyar dolar yatırım yaptı. Akıllı şehirler artık yeni yaşam alanları olarak belirlenmeye başlandı. Bir şehrin kapasitesi artık yetmiyorsa başka yeni şehirler, uydu kentler zaten vardı. Şu anda onları akıllı olarak tekrarlamaya niyetli olan bazı yönetimler var. Bunun dışında açık veri çok önemli. Çünkü bilgi özgür ve açık olduğunda farklı taraflar işbirliği yapmaya başlayabiliyorlar. Bunun öncülerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde işte New York, San Francisco'da, Washington'da şehirlerin başı çektiği kentsel açık veri hareketi. Ve bu şekilde insanlar, vatandaşlar, kurumlar, kuruluşlar, işte NGO'lar, aklınıza gelebilecek kent sorununa artık böyle dert edinmiş herkesin aslında bu açık veriyi kullanarak kendi yetenekleri ve kurduğu işbirlikleri ölçüsünde belli çözümler geliştirmesini sağlıyor açık veri. Bu nedenle çok önemli ve açık bilgi verinin paylaşılması ve bu bilgiyi edinme hakkı vatandaş olarak buna da saygı duyuyor olması aynı zamanda bir erişilebilirlik de mekanizması. Dolayısıyla biz burada akılcı kentler dediğimizde binaları, altyapıyı, vatandaşları, hani daha akıllı ve şehirleri de daha verimli hale getirmek için aslında bu verileri ve bu verilerin birbiriyle bağlantılarını, analitiğini daha etkin kullanmaktan bahsediyoruz. Burada dijital teknolojiler işte büyük veriyle ileri giderek işte daha fazla donatıları, binaları, altyapıları daha akıllı hale getirdiler ve bu nedenle de esas olarak bu konu teknolojiyle alakalı. Yani burada şehir plancıları da bu teknolojiyi kullanıp işte daha çok akıllı kentler, daha çok akıllı binalar oluşturmak üzerine oldukça hırslı bir durum var burada. Ama bu aslında gerçekten akıllı şehir demek değil. Akıllı şehir yönetişim, şehir planlama ve oradaki sosyal uyumun, sosyal entegrasyonun sağlandığı bir senaryoda mümkün. Sadece teknoloji bir kentin akıllı olması için yeterli değil. Çünkü biz baktığımızda aslında akıllı bir şehir nasıl işliyor? Örneğin işte tren istasyonları, trafik ışıkları, ambulansların doğru yerde, doğru zamanında gitmesi, afet durumlarında alınabilecek önlemler, aksiyonlar. Bütün bunlar hesaplanabiliyor. Aynı zamanda suç oranları, mekan, eğitim düzeyi, yaş grubu ve hatta mevsim değişiklikleriyle kombine edilerek farklı datalar ortaya çıkıyor. Bunu big data ile şehirler yapabiliyorlar. Dolayısıyla kent hakkında farklı kombinasyonlarla farklı projeksiyonlar da yapabiliyor hale geliyorlar. Dolayısıyla burada biz ne kadar teknolojiyi kullanırsak kullanalım, akıllı şehirler yönetişim ve şehir planlamadan bağımsız gerçekleştiğinde sadece teknolojik bir mekanda yaşıyor oluruz. Örneğin burada bir ünlü bir örnek bu, Songdo. Pardon. Kore'de bir akıllı şehir ve tamamen akıllı olarak kuruldu. Enerji kullanımı, işte trafik akışını ölçen sensörlerle hizalandı. Kamusal alanlar, kendini idame ettiren sulama sistemleri, akıllı binalar tabii ki çöp tüpleri, çöpleri otomatik olarak geri dönüştürebilirler ve işte yakılacak atıklarla ayırdığı malzemenin merkezi tesise götürülmesi gibi. Aslında böyle çok güzel bir atık bertaraf sisteminin de içinde olduğu ya da evlerde ısıtmanın, soğutmanın, asansörlerin, insanların giriş çıkış saatlerinin, trafiğin, her şeyin oldukça dijital biçimde kontrol edilebildiği bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehir 2001 yılında başladı, 2015'te tamamlanacak diye. Daha sonra 2018'e ertelendi. Şu an işte 2022'de yapılması bekleniyor ama potansiyeline göre de kentli sayısı oldukça az. Birçok ofis ve konut dairesi boş kaldı. Çünkü akıllı şehirde yaşamak evet çok insanın hayatını kolaylaştırabiliyor ama aynı zamanda sosyal olarak yalnızlaştırabiliyor. Yani sürekli izleniyor olmak, örneğin bir çeşit güvenlik, mahremiyet duygusunu elinizden alabilir. İnsanların buna da ihtiyacı vardır. Dolayısıyla teknolojiyle insanların mahremiyet gibi, güvenlik gibi daha kişisel ihtiyaçları arasında bir denge olmadığı müddetçe
akıllı kent çözümleri her zaman bizi kurtarmayacak. Dolayısıyla burada ortak kaygılar da paylaşıyor kentler geleceğe yönelik. Yani şu anda belli zorluklarla belli mücadeleler veriliyor ama aynı zamanda geleceğe yönelik atılabilecek adımlar üzerine de belli konseptler altında aslında bütün kentler hemfikir. Bunlardan bir tanesi güvenli kentler. Örneğin kişisel güvenlik konusunda İstanbul 17. sırada. Burada onun dışında dijital güvenlik konusu var. Orada İstanbul'u göremiyoruz ama burada şey görebilirsiniz. Hem kişisel hem de dijital güvenlik konusunda birinci sırada Tokyo'yu görüyoruz. Güvenli kentler daha çok ilk aklımıza gelen şey ben bir güvenlik listede oturursam o zaman işte güvenli bir kentte oturmuş olacağım. Bu her zaman geçerli olmayabiliyor. Çünkü kentte hareket etmek zorunda kalıyoruz. Kentte yaşamamızın sebebi de zaten kaynaklara erişim ve bizim de mobil olarak o kaynaklara ulaşabiliyor, onları kullanabiliyor olmamız. Dolayısıyla burada güvenli kentler sadece işte bir çeşit gated community olarak algılanmamalı ama burada bence durum birazcık daha sosyal bir yerden de geliyor. Örneğin bir alan ne kadar metruksa, ansızsa, kırık cam teorisini biliyorsunuzdur. Burada kent suçları o kadar artar. Dolayısıyla bir alanı mutlaka güvenlik görevlileriyle korumak gerekmiyor. Fakat o alanda aslında refahı arttırdığınızda, belli mekansal müdahaleler yaptığınızda o alan kendi kendini zaten besleyen, sahiplenilen bir yere dönüşüyor. Mahremiyet gibi mekanı sahiplenmek de insanların, vatandaşların temel ihtiyaçlarından bir tanesi kentte yaşarken. Bununla birlikte kentlerin mücadele ettiği başka konular da var. Örneğin terörizm. Bununla ilgili belli başlı kentsel tasarım rehberleri bile çıktı. Ve bu rehberler içerisinde bazen şey de görebiliyoruz işte büyük bloklar, çok fazla işte silahlanma, belli önemli kurumlar etrafında. Ve bu da insanlar için, orada yaşayan vatandaşlar için aslında bir güvensizlik kaynağı. Yani bir yerde güvenlilik yaratırken başka bir yerde güvensizlik de yaratabilirsiniz. Dolayısıyla bunun da dengede olması lazım. Siber saldırılar diğer bir konu. Bunlar entegre bağlantılar ve Internet of Things aslında her şeye erişim çok mümkün. Ama aynı zamanda bu oldukça da incinebilir bir konu. Dolayısıyla burada dijital mahremiyet ve dijital güvenlik artık kentlerin çok önceliklendirdiği meselelerden bir tanesi. Sosyal uyum da zaten bütün bu saydıklarımın en tabanında olması gereken konu. Yani şehirde istihdamı yerine getirmek, insanlara iyi bir ev ortamı sağlamak, aynı zamanda kendine değer duygusunu da arttırıyor tabii ki. Ve bulundukları mekanda yapıcı değişiklikler gördüklerinde o mekanı sahiplenme artıyor. Daha fazla uyum için mekansal düzenlemeler ve erişilebilirlik, az önce bahsettiğim aslında bütün bu zorlukların üstesinden gelme hali şehirlerde sosyal uyumu da arttırıyor. Diğer bir konu da dayanıklı kentler. Burada tabii ki iklim krizinden bahsetmek gerekiyor. Yani bir şehirdeki bireylerin, toplulukların, işte kurumların, sistemlerin yaşadıkları kronik stresler, işte şoklar karşısında, krizler karşısında hayatta kalma becerileri, uyum sağlama ve büyüme kapasiteleri, dayanıklı kent demek aslında bu. Dolayısıyla bunlardan ilki zaten iklim krizi ve bu kriz içinde bir dayanıklılık. Yani çünkü iklim değişikliği uzmanlarına göre bu yüzyıl içerisinde küresel ısınmanın etkilerinin çoğunun halihazırda devam ettiğini, işte sıcaklığın 2 derecenin üzerine çıkması için geri dönüşü olmayan noktanın yaklaşmakta olduğunu biliyoruz. Yani bu 3-4 derece olduğunda zaten nasıl bir tabloyla karşılaşacağımız konusunda çok kesin bir görüş yok. Orası bir bilinmez. Ve bu nedenle de burada atılacak bütün adımlar uzun vadede
Bu yüzyılda 1 milyara kadar insanın iç bölgelere veya kuzeye göç etmek zorunda kalacaklarını söylüyor. Yani az önce göçü tartışmıştık. Göç demek aslında bir başka kriz demek. Dolayısıyla bu alanlar için hazırlık ve dayanıklılık çok önemli hale geliyor. Ve bu yüzyılda yaptığımız değişiklikler ancak önümüzdeki yüzyılda somut etkilere sahip olmaya başlayacak. Bu nedenle de 2100'e bozulmadan ve daha yani en azından şu anki koşulları koruyarak ulaşabilmemiz için de kilit şehirlerin dayanıklılığını arttırmak gerekiyor ve bu hiç kolay bir iş değil. Bazı kentler bununla ilgili olarak belli başlı önlemler almaya başladılar. Tokyo bunlardan bir tanesi örneğin. Üst sınır ve ticaret programı ile sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik büyük ticari, endüstriyel ve hükümet binalarının enerji verimliliği için emisyon ticareti yoluyla karbon kirliliğini azaltmayı amaçladılar ve bunu yapan ilk şehir. Şehirlerin bu tür politika ürettikleri yaklaşımlar mevcut. Fakat yeterli değil. Çünkü küresel olarak böyle bir harekete her ülkenin destek vermesi ancak olumlu sonuçlar doğurabiliyor. Bununla birlikte ortak kaygılar içerisinde işbirliği ve co-opetition diye bir kavram var. Co-opetition ortaklaşa rekabet. Bu yeni bir kavram. Dolayısıyla işte cooperation'da competition yani işbirliği ya da rekabet yerine aslında yeni bir kavram türedi ve buna ortaklaşa rekabet diyoruz. İş dünyasında işbirliği eş zamanlı rekabet ve işbirliği olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla her ikisinin de avantajlarını elde etmek ve çoklu fayda sağlamak üzerine rekabet ve işbirliği yapmanın ötesine geçen bir strateji olarak tanımlayabiliriz biz bunu. Burada ülkelerin yaptığı şey bu kapsamda tedarik zincirlerini, ortak platformlarını paylaşmak ve bir endüstride yeni standartlar belirlerken buna birlikte karar vermek. Bunun büyük örneklerinden bir tanesi. Yaşam kalitesi kentler arasında rekabetin kaynağı tabii ki temizlik, güvenlik, yeşil kentleri konuşmuştuk. Yeni rekabet formları, ortamları da aslında bu şekilde ortaya çıkıyor. En yeşil kentler, en yaşanabilir şehirler, yürünebilir şehirler, güvenli şehirler. Ve bunun içinde ulusal, uluslararası pek çok işbirliği var. Şehirler özelinde çok işbirliği var. Sağda onlardan bazılarını görüyorsunuz. Yerel yönetimler, merkezi yönetimlerden esneklik, fonksiyonellik bakımından daha etkin rol oynayabiliyor bu anlamda. Çünkü karar alma mekanizmaları daha hızlı ve daha esnek davranabiliyorlar yerel yönetimler. O noktada da bu tür İşte temiz, güvenlik, yeşil kentler gibi kavramlara yönelik yarışma alanlarında yerel yönetimlerin çok büyük rolü var. Burada aslında birazcık şeylerden bahsettik. Yani işbirliğinden bahsettik ve şu anda nereye doğru gidiyoruz sorusuna baktığımızda kentler işbirliği ve rekabet de işin içine girdiğinde akıllı kentlerden bahsettik, akılcı kentlerden bahsettik ve burada kullanılan teknolojilerden, datanın her yere herkese açık olmasından ve bunların kentte bulunan işte yatırımcılar için, insanlar için, NGO'lar için, farklı paydaşlar ve aktörler için birer fırsat olduğunu da düşünebiliriz. Zaten kentler bu yüzden inovasyonun asıl merkezi. Yani kıra göre düşünürseniz inovasyon kentlerde gelişen bir aslında olgu. Kentsel sosyal inovasyon anlamında en azından. Dolayısıyla birazcık bütün bunları nasıl yapabiliriz? İnovasyon bu sorunların ve bu hedeflerin aynı zamanda bu kaygıların neresinde durabilir ve ne kadar nasıl bir rol oynayabilir? Biraz bunu tartışmak istiyorum. Gülşah, çok özür dileyerek araya girebilir miyim? Bir saniye. Hemen chat'i de takip edemediğim için biz şey yaptık, soruda cevaplamaya çalıştık ama bir soruda sanıyorum ısrar var. Onu hemen paylaşmak isterim seninle. Paylaştığım bir istatistik vardı çocuk yoksulluğu ile ilgili Brezilya ve Amerika. Onun kaynağını ister iki kişi. Ben de bir UNICEF raporu paylaştım ama tam olarak kaynağın elinde, hazırında varsa verebiliriz şimdi dilersen. Ya da sunumu daha sonra paylaştığımızda içine koyabiliriz.
Hem sunumun içine koyarım hem de sunum bittikten sonra chatbox'a kaynağı Tamam, çok güzel olur. paylaşırım. Çok Linkini teşekkürler. gönderirim. Tamam, Tamam. bir Metodoloji yorum, bir dersi yorum daha veririz. gelmiş. Şey demişler, slaytlarda yer alan metrikler çok ilgi çekici. Referans raporlarının linklerini veya adlarını paylaşmanız mümkün müdür? Yani mümkünse aslında verdiğin metriklerin kaynaklarını görmek isterler. Teşekkürler. Tamam, tabii ki. Onları numaralandırdım bir kaynakçı olarak. Hepsini slayda koymadım fakat hepsinin kaynağını paylaşırım seve seve. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Kentsel sosyal inovasyon demiştik ve inovasyon aslında bahsettiğimiz bütün bu zorlukların da tam göbeğinde doğan bir fırsatlar bir müdahale alanı yaratıyor inovasyon. Şimdi kentten bahsedersek eğer burada birazcık kent sosyal ve inovasyon arasındaki bir şeyi konuşmak istiyorum. İletişimi, ilişkiyi konuşmak istiyorum. Çünkü kent dediğimiz şey hepimiz biliyoruz işte şehir, ekonomik, sosyal hayat, çevresel yaratıcılık ve yenilikçilik üreticisi olarak tanımlayabiliriz kenti. İnovasyonu kentlilerin kaynakları nasıl kullandıkları, organize ettikleri veya teknolojiyi nasıl kullandıkları ile ortaya çıkan bir kavram olarak düşünebiliriz. Sosyali de çeşitli şekillerde ürün, karşılaşma, çeşitlilik, topluluk veya iyileştirme gerektiren bir iyi olarak görülüyor. Genellikle sosyal, en azından kentsel inovasyon kapsamında. Kentsel sosyal inovasyon da buradaki yenilik, yeni bir yaklaşım, ürün, fikir veya eski bir uygulamayı takip etmenin yolu olabilir. Veya mevcut bir fikri uygulama veya geliştirmeye yönelik yeni bir bağlama dahil etmeye yönelik bir müdahale de olabilir. Bunun farklı örnekleri ve gerçekleşme biçimleri var. Biraz bundan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi laboratuvar olarak kentler. Bu bottom-up dediğimiz aslında aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya faaliyetler ve alanlar aracılığıyla şehrin inovasyon teşvik edebileceği yolları belirliyor. Bu yaklaşım bir laboratuvar olarak şehri düşünebiliriz. Yani burada mekansal organizasyonun belirli versiyonları için bir rol üstleniyor burada kent. Ve burada vurgu daha çok sivil girişimcilik üzerine, deneysel işbirliği, teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin itici güçleri olarak konumlandırılıyor. Ve kentsel burada yaratıcı karşılaşmalar için bir test yatağı. Kentsel sosyal inovasyonun bu versiyonunda işte fab laboratuvarları gibi kuluçka veya hızlandırıcı alanlar, sosyal finans mekanizmaları, açık veri paylaşımı, Airbnb ve Uber gibi modeller yer alıyor. Kültürel formların ve fikirlerin tasarımcılar, sanatçılar, müzisyenler, girişimciler, topluluk aktivistleriyle birlikte yerleşimi ve inovasyonu nasıl teşvik ettikleri üzerine aslında laboratuvar olarak kentleri düşünebiliriz. Dolayısıyla sosyal burada iki şekilde indirgeniyor. İlk olarak fikirler ve deneysel potansiyellerle dolu aktif, enerjik, etik bir girişimciler fikrine indirgeniyor sosyal. İkincisi de sosyal işte sorumlu sermaye yatırımı tarafından ele alınması gereken bir dizi sorun haline geliyor. Çünkü burada inovasyonun yapılış biçimi eğer yukarıdan aşağıysa burada sosyali nasıl halledeceklerini, nasıl başa çıkacaklarını düşünen bir yatırım tarafı da var. Bu kar amaçlı girişimlerde kendisi olarak işte üzerine hareket edilecek bir aşama olarak görülüyor. İşte daha çok bu yapısal konularda karşımıza çıkar. Kentte yeni bir yapı yapılacaktır ve bu inovatif bir yaklaşımla yapılacaktır. Ama orada sosyal bazen, sosyal dediğimiz belli gruplar, marjinal gruplar sıkıntı çıkartabilirler örneğin. Dolayısıyla kentsel inovasyonla sosyal arasındaki ilişki her zaman çok pürüzsüz değil. Onun dışında kendi kendine organize olan kentler var. Burada herhangi bir yukarıdan şey yok, müdahale yok. Ama kentler ve orada yaşayan insanlar kendi sorunlarını, kendi çözümlerini üretmek üzere bir araya geliyorlar ve ellerindeki kaynakları kullanıyorlar. Temel olarak söyleyebileceğimiz şu, şehirdeki inovasyon biçiminden, bildiğimiz inovasyon biçiminden birazcık daha ayrılıyor. Dolayısıyla
buradaki sosyalde yenilik aynı anda ihtiyaçlara hitap eden ve güçlenmeyi teşvik eden bir dayanışma modeli. Eylem biçimleri oluşturmakta da yatıyor aynı zamanda. Yani eylemlerin bir eş zamanlı olarak sosyal ihtiyaçları karşılayan ve sosyal destek ağları oluşturan fikirlerden oluşması gerekiyor. Bunlar işte topluluk bahçelerinden enerji kooperatifine, ekolojik girişimler olabilir ya da tahliye karşıtı kampanyalar olabilir, tüketici kooperatifleri olabilir, terk edilmiş alanların özerk yönetimi dahil olmak üzere kendi kendine organize eden alanlar olabilir. Bir ara işgal evleri vardı örneğin. Yani burada da insanlar kendilerine çözüm yaratmak üzere kendi tamamen kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçiyorlar. Şimdi kentsel kuluçka makineleri gibi de yani belli bir türde yenilikçi mekanlar her zaman bu şekilde var olan yenilikçi mekanlar değiller. Oldukça özgünler. Aynı anda işte hem bağlamsal işte bahçelerden terk edilmiş binalara kadar hem politik bir çokluk olarak da şekilleniyorlar. Yani politik bir duruşları da olabilir bazı bu çözümlerin ve bunlar kent dışında, kent içinde daha çok eşitsizlikleri gidermeye yönelik, bazı farklılıkları yumuşatmaya yönelik çözümler üretirler. Bir diğeri eleştirel yenilikçi kentler. Bunu hibrit bir model olarak düşünebilirsiniz. Buradaki inovasyon anlayışı daha çok az önce konuşmuştuk ya, yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı. Yani belli işte firmaların bir araya geldiği, daha büyük corporate'ların bir araya geldiği ve karar verdiği bir inovasyon yaptığından daha küçük ölçekte küçük grupların kendi ihtiyaçlarını karşılayarak kendi kendilerine organize olma biçimleri arasında bir köprü, hibrit model ve eleştirel yenilikçi kentler. Prensip inovasyon olarak da geçiyor ve bunların birkaç tane aslında gerçekten prensipleri var. Yani bir ortak anlayış, ortak akılla hareket etmek, aynı zamanda gerçek bir ihtiyacı karşılamak, yeni ekolojik, sosyal, kurumsal ilişkiler kurmak ve bunu işbirliği içerisinde gerçekleştirmek mutlaka bir güçlendirme amacı olmalı. Ve bununla birlikte çok planlı, programlı gitmek zorunda değil her zaman. Deneyleme, doğaçlama ve kolektif olarak hareket etme olarak da bu prensipler benimseniyor. Dolayısıyla burada marjinalleşmiş insanlar arasında insanları toplu olarak güçlendirmek örneğin bir hedef olabilir. Bu inovasyonun bir amacı olabilir. Kente farklı insanları yakınlaştırmak bu prensipli inovasyonun ortaya koyduğu bir şey. Ve burada aktivistlerin işte deneyleme, doğaçlama, öğrenme terimlerini de tercih ettiklerini görüyoruz aslında eleştirel inovasyonda. Hiçbir zaman çok katı ve ben evet şu anda inovasyon yapıyorum şeklinde yaklaşmıyorlar aslında. Deneyerek, yanılarak ve bazen duruma göre şekil alarak bunu gerçekleştiriyorlar. Bunlar inovasyonun ne şekilde kentlerde vuku bulduğuna dair üç temel bakış açısı. Bununla birlikte burada birazcık sosyale de bakmak gerekiyor. Yani evet kentlerde inovasyon bu şekilde vuku buluyor ama sosyale ne oldu? Burada sosyal dediğimiz kimdir? Ne yapar? İnovasyonla nasıl ilişkilenir? Biraz bundan da bahsedebiliriz. Burada ilki girişimci sosyal. Girişimci sosyal olarak işte örneğin Urban Food diye bir oluşum var. En eski tarihine ulaşan atılmış yiyeceklerle yemek pişiren bir restoran burası. Ve kurucusu bir inovasyonu sürdürmek ona göre 6 tane unsuru içeriyormuş. Bunu çok ilginç bulduğum için sizlerle paylaşmak istedim. Burada yeni bir fikir gerekiyor tabii ki öncelikle. O da doğaçlamaya inanıyor. İnanç, düzenli aksiliklere karşı sabır. Yani belli bir noktada inat da gerektiriyor. Şans. Aynı zamanda yeni fikirleri kucaklayan bir yurttaşlık kültürü, yaratıcılık ve sosyal eylemler. Burada
burada da örneğin sosyalde doğaçlama fikrinden çok daha önemli olan ısrar ve geçici çözümler geliştirme süreci. Yani belli bir hedefe doğru giderken bu sosyal, girişimci sosyal hedefinden şaşmıyor. Fakat yolda gördüğü aksaklıkları da geçici çözümlerle bertaraf etme üzerine yoğunlaşabiliyor. Tabii ki bunun için de yine belli bir esnekliğe, inanca ve inada sahip olması lazım ki fikrini destekleyebilsin. Bir diğeri ortaya çıkan sosyal. Ortaya çıkan sosyal, burada teknoloji şirketleri ve kurumlarını örnek verebiliriz. Yani işte kent laboratuvarları, sosyal bankacılık kurumları, burada işte sosyal girişimcilik çalışması yaptıklarında sosyalin veriye dayalı keşfinin bir unsurunu da gerektiriyorlar. Yani teknoloji şirketleri büyük data ile çalışarak sosyal belli verileri toparlıyorlar. Az önce bahsettiğim gibi aslında akılcı kentlerle ilgili olarak yine bu dataları kullanarak sosyalle ilgili bir takım tüme varımları ya da analizlere bakabiliyorlar. Ve bu tespitlerin, analizlerin sonucunda da bir inovasyon hareketine başlıyorlar. Dolayısıyla burada sosyal ortaya çıkan, üzerine çalışılan bir konu. Ve burada gözlemlenen ve incelenen bir şey ortaya çıkan sosyal. Dezavantajlı sosyal ise bazen zedelenmiş sosyal olarak da çevrilebiliyor ama burada insanların düşük kaliteli konutlarda boğuştuğunu, ebeveynlerinin devlet yardımının geçimini sağlamaya çalıştığı, genellikle eğitim için mahalleye, anaokuluna veya bazı durumlarda sosyal hayatlarına bağımlı olduğu bir sosyalden bahsediyoruz. Dezavantajlı sosyal. Yani bulundukları çevrede oradaki insanlara da bağımlılar, belli kurumlara da bağımlılar ve bu bağımlılık içerisinde ve bu ihtiyaç hali içerisinde aslında ortaya çıkan bir sosyal anlayış var. Kötü koşullarda, zayıf koşullarda yaşayan insanların olduğu bir sosyal deneyiminden bahsediyoruz. Buradaki temel unsur da dayanışma. Her zaman dayanışmacı aktivizm üzerinden hareket ediyor. Yerel halk gündelik yaşam ve ihtiyaçlar üzerinden hareket ediyor. Yani örneğin bir işte grup kuruluyor. Çalışan ve aynı zamanda çocuğuna bakmak zorunda olan anneler için çalıştığı saatlerde işte çocuklarına bakmak üzere komşuların oluşturduğu bir kulüp düşünün. Daha sonra bu kulüp giderek büyüyor ve aslında orada bir merkeze dönüşmeye başlıyor. Bu noktada eğer işbirliğiyle işte yatırım sağlayabilirlerse o noktada artık kendi donatılarını elde etmiş oluyorlar ve bunu kendi gündelik hayatlarını kolaylaştırabilecek şekilde yapıyorlar. Dezavantajlı sosyalin içinden çıkan inovasyon genellikle bir gündelik ihtiyacı karşılamaya yönelik ortaya çıkıyor. Peki burada kent nerede olur bu durumda? Yani inovasyonu biraz konuştuk, sosyali de konuştuk. Sosyalin bu farklı sunumlarını da görüyoruz aslında dezavantajlı ortaya çıkan sosyal olarak. Bu noktada farklı uzamsallıklara yer ölçekmek zamansallıkla da çok ilgili. Yani mahalle ölçeği mi, sokak ölçeği mi, hangi mekanda, hangi kentte buna çok doğrudan bağlantılı. Çünkü kentler bile birbirine benzemezken kent içi dinamikler birbirinden tamamen ayrı ve farklı olabiliyor. Dolayısıyla buradaki inovasyonun ve kent içerisinde bulunmanın kısa veya uzun vadeli olması mümkün. Ve burada yine farklı ihtiyaçlar karşılanabilir. Farklı ihtiyaçlar tedarik edilebilirler. Dolayısıyla da burada bazen kentte oluşan inovasyon, ortaya çıkan inovasyon ilerici bir yenilik fakat marjinallik olarak da algılanabilir. Bu noktada kentin bulunduğu yerde aslında daha radikal bir noktada olur. Çünkü kent ve inovasyon birlikte hareket ediyordur. Ama bazen kent sadece bir inovasyon için yüzey de oluşturabilir. Yani bir şeyler yapılırken kent sadece mekan olarak inovasyona ev sahipliği de yapabilir. Ama bu tabii ki her zaman inovasyonun nasıl ortaya çıktığı ve nasıl kabul gördüğü ve ne kadar sürdüğü, hangi bağlamda sürdüğü mutlaka buradaki kentsel aktörlerle ilişkili, kent politikalarıyla ilişkili ve kent mekanıyla ilişkili.
Dolayısıyla kentin rolü de burada kentsel sosyal inovasyonun olabileceği farklı konseptler, alanlar ve gereklilikler var buradaki kelime bulutunda. Ve kent ile sosyal inovasyonun birlikte hareketi hem hayati hem de oldukça çeşitli. İnovasyon da sosyal gibi, kentsel de burada sabit bir kategori değil. Çok hareketli. Dediğim gibi ya, mahalle, sokak, her şey olabilir. Ve bazı gruplar için yaptıkları işin doğası doğrudan çalıştıkları yere atfedilirken, diğerleri için işte çok daha kolay olabilir. İyi bağlantılı yerde örneğin ucuz bir kira buluyor olmak ve bunu sağlıyor olmak bir app sayesinde hayatı çok daha kolaylaştıran bir yere götürebilir. Ama kent genel olarak inovasyon içinde bir karşılaşma ve insanları birbirine bağlama mekanıdır. Üşah, çok hızlıca giriyorum tekrar. Bir soru geldi sana. Akıllı ve akılcı kentin farkını sormuş izleyicilerimizden bir tanesi. Tamam. Biraz önce bahsetmiştim. Ya akılcı kent aslında intelligent cities olarak geçiyor. Intelligent cities de pek çok farklı teknolojinin kullanıldığı, entegre edildiği ve bunun vatandaşlarla da paylaşıldığı ve onların da günlük hayatına yansıdığı bir kavram olarak düşünebilirsiniz. Yani intelligent cities gibi hem big data kullanılıyor, hem açık kaynak kullanılıyor. Hem insanlar örneğin açık veriden faydalanarak kendi telefonlarıyla kendi yürüyüş yollarını ya da şehrin nasıl tasarlanmasını istediklerini bu app'leri kullanarak yerel yönetimlere bildirebiliyorlar. Dolayısıyla intelligent cities hem kentte akıllı kent sistemlerini kullanan, yani akıllı kent dediğimizde de aslında işte enerji verimliliğinden bahsettik. Burada atık sistemlerinin ne kadar iyi olduğundan ya da işte trafiğin kontrolünden temelde günlük hayatı kolaylaştırılabilecek şeylerin teknolojiyle halledilmesi varken akılcı kentlerde bütün bu teknolojilerin birbirine entegre aynı zamanda vatandaşla da iletişim halinde olduğu bir mekanizma düşünebilirsiniz. Yani bu bir çatı kavram. Dediğim gibi intelligent cities olarak geçiyor. Akılcı bir çatı kavram. Akıllı onun bir alt başlığı. Teknolojik kentler olarak sınıflandırabiliriz. Kameram kapandı, çok pardon. Tamam, şimdi açtım. Buradan devam edebiliriz öyleyse. Peki örneğin inovasyon şu anda kentlerde nasıl kullanılıyor? Birazcık bunun örneklerinden bahsetmek istiyorum size. Burada aslında kentsel mekana dair örnekleri birazcık paylaşacağım. Burada öncelikle açık veri sistemlerinden biraz bahsedebiliriz. Açık verinin aslında ne kadar kente yaşayan hem vatandaşlar için hem de diğer kentteki aktörler için bir inovasyon yaratma ya da kentteki sorunlara müdahale etme açısından fırsat yarattığını ve elveriş sağladığını konuşmuştuk. Burada belli başlı açık veri sistemleri var. Aslında bunlardan pek çoğu haritalama üzerine de devam ediyor. Açık veri sistemlerinin bir kısmı. En azından pek çoğu olmasa da büyük bir kısmı açık veri haritalama üzerine devam ediyor. Şimdi birazcık haritalardan da bahsetmek istiyorum. Örneğin ilk harita afet haritalandırması yapılmış ve 1854'te John Snow'un yaptığı bir harita. Burada kolera salgınının çıkış noktasını belirlemek için su kaynaklarını işaretliyor. Ve işaretlediği su kaynaklarıyla buradaki salgının yayılımının ne şekilde kontrol edebileceğine dair bir harita oluşturuyor. Ve daha sonra haritalar insani yardım, kentsel planlama, afet yönetimi, iklim değişikliği, iklim krizi, göç gibi konularda aslında oldukça önemli datalar sağlayan bir okuma alanı. Bugün açık veri sistemleri şehirlerin, vatandaşların taleplerini karşılamaya ve gelişmeyi hızlandırmaya, müdahalelerin kolaylaşmasını hızlandırmaya yardımcı oluyorlar. Açık kaynaklı şehircilik, açık kaynaklı ortak kentsel varlıkların ortak üretimi olarak tanımlanabilir.
Ve açık kaynaklı şehircilik girişimleri de kolektif olarak kentsel alanlar yaratmak için önceki projelerden elde edilen bilgileri, haritaları, kılavuzları ve içgörüleri toplamalı ve paylaşmalıdır. Bugün şehir planlama konusunda da çok farklı hem kolektif hem de plancıların kullanabileceği belli başlı açık veri sistemleri var, haritalar var. Örneğin işte bir kentsel planlama alanında oradaki yaşayan vatandaşlara sorarak oradaki kentsel alanın planlanması, akıllı telefonlar üzerine indirilen mobil cihazlarla hem vatandaşların oradaki kentsel planlamaya ya da tasarıma yönelik inputları soruluyor, alınıyor, değerlendiriliyor. Hem de aynı zamanda bu yerel yönetimlerle bu tasarım içinde bulunan diğer aktörler arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırıyor. Dolayısıyla burada hem katılım sağlanıyor hem eşitlik sağlanmaya çalışılıyor belli noktalarda. Açık veri sistemlerinin kullanılması da buna oldukça elveriş sağlıyor. Bunun yanında planlamayla ilgili artık örneğin üç boyutlu planlama gibi teknolojiler de gelişti. Yani öyle algoritmalarla şehir planlayabiliyorsunuz ki kentsel ısı adalarının nerelerde oluşacağı, güneşlenme analizinin, rüzgar analizinin nasıl yapılacağı, kent merkezinin nerede olması gerektiği, yolların ne şekilde konumlandırılması gerektiğine dair oldukça kesin ve yapıcı sonuçlar veren algoritmalar var. Planlamanın da teknolojiyle birlikte aslında geleceğe yönelik oldukça yaygın bir gelişimi var. Ve bir diğer örneğe bakarsak burada kent, yani günümüz kentlerinde açık veri ya da teknolojinin kullanımı ile ilgili en çok yerel yönetimlerin de dahil olduğu ve en çok üzerine durduğu tematik alanlar kentsel yönetişim. Biz veriyi kullanarak daha iyi kentsel yönetişimi nasıl sağlayabiliriz? Genç istihdamı, şehirleri paylaşmak, katılımcılık gibi belli konular var. Bunun özel sektöre yansımaları da var. Örneğin Airbnb, BlaBlaCar, işte açık ofisler. Bunun için aslında bir şey bu konuda katılımcılık ve ortak paylaşma konusunda başlamış belli inovasyon müdahaleleri. Kent tarımı, kent bostanları bunlardan bir tanesi. Onun dışında yüksek teknoloji ve işte 3D ile basılabilen binalar var. Yeşil smart mavi yapılar oluşmaya başladı. Dolayısıyla burada aslında kentteki belli sorunlara müdahale noktasında tematik alanlarda da teknolojinin farklı şekillerde kullanımını ve farklı aktörlerle işbirliği yaparak kullanıldığını görebiliriz. Şimdi en başından beri aslında söylediğim şeylerden bir tanesi de kentsel mekan. Yani bütün sunumun başından itibaren kentsel mekan ve inovasyon nasıl bir araya gelebilir ve ne türlü yaklaşımlarla bahsettiğim zorlukları ya da hedefleri yani zorlukları aşabiliriz, kolaylaştırabiliriz ya da hedeflere ulaşabiliriz. Ne tür müdahalelerle aslında inovasyon bizim için bir yapıcı bir araç olabilir kentsel mekanda. Biraz bunun örneklerini de tartışmak iyi olur. Burada belli kavramlardan bahsedeceğim. Örneğin bir tanesi insan merkezli tasarım. İnsan merkezli tasarım şu anda kentsel mekanda kullanılan ve kullanıcılarını da ilk sıraya koyan faydalı ve kullanılabilir bir tasarım anlayışı. Yani her zaman insan ölçeğinde kentler diyoruz ya, burada da insan merkezli tasarımla aslında yola çıkıyoruz buradan. Yani bir işte insanın günlük hayatını kolaylaştırmak üzere tasarım projelerinden bahsedebiliriz ve burada ortak tasarım ve işbirliğini içeriyor. Ve buradaki topluluğun beyin fırtınasını, işte modelleme, prototip oluşturma, topluluk alanlarında uygulanması gibi konulara odaklanıyor. Ve burada önemli olan şey de teknik ve iş alanlarında yaratıcı problem çözme yaklaşımı olarak ortaya çıkması. İnsan merkezli tasarım dediğimizde dolayısıyla şunu düşünebiliriz. Problem çözme sürecinin ya da bir müdahalenin tüm adımlarını insan bakış açısını dahil ederek aslında bir çözüm ya da müdahale geliştirme durumu.
Diğer bir tanesi de birlikte yaratım, beraber yaratma. Burada toplumun sektörleri arasındaki aktif bilgi ve fikir akışı. Yani işte hem burada kent yöneticileri, hükümet, akademi, iş dünyası, STK ve vatandaşların bir araya geldiği ve bir müdahaleyi birlikte tasarladıkları ve üzerine hareket ettikleri bir birlikte yaratım sürecinden bahsedebiliriz. Ve burada mutlaka katılımı teşvik eder. Ve başlangıçtan itibaren de temsil edilen toplumun her boyutuyla katılmasını ve değişimin de onlar için var olmasını sağlar. İnsan odaklıdır. Dolayısıyla toplum temellidir. Birlikte yaratım süreçleri de yine mekan yapma pratiklerinde oldukça sık kullanılır. Şehir hakkı, right to the city olarak geçiyor. Şehirlere hak, yani bu adaletli planlamaya da girer. Planlamanın adaletli olması, adaletli kentsel politikaların üretilmesi ve şehir hakkının işte eşitlik üzerinden insanların ya bu eşitliğe bu eşitlik üzerinden de aslında şehir hakkı prensipleri doğmuştur. Örneğin yürünebilir kentler için, kentler insanlar içindir ve taşıtlar için değil, dolayısıyla insanların erişebileceği mesafelerde yeşil alanların olması, herkesin bu yeşil alanları kullanabiliyor olması, işte okulumuzun eve yakın olması gibi konular aslında kent hakkıyla doğrudan ilişkilidir. Ya da yaşanan konut krizinde kimilerinin tabii ki bunu yani gelir düzeyinden bağımsız söylüyorum. Fakat çok zor koşullarda yaşayan insanlarla kentte çok farklı koşullarda yaşayan insanlar da var. Ve bu ikisi arasındaki uçurum giderek artıyor. Kent hakkı aslında buradaki erişilebilirliği de sanır. İnsanların kentin donatılarına, faydalarına ve fırsatlarına erişebilmesini de savunan bir konsept. Ve şehirlerde günlük yaşam kalitesinde dolayısıyla iyileşmeye zorluyor. Kenti değiştirme, kentleşme sürecini şekillendirme hakkı ve şehri değiştirerek de kendimizi değiştirme hakkı Henri Lefebvre ile başlıyor. Daha sonra Jacobs'la devam ediyor. Dolayısıyla da kentsel yaşamı yenilenmiş merkezlik, işte karşılaşma, değiş tokuş yerine yaşam ritimlerinin ve zamanın kullanımına ve bunların eksiksiz kullanılması hakkı aslında. Katılımcı planlama yine bunlardan bir tanesi. Az önce de bir örneğini vermiştim. Bu Lahti şehrinde, Finlandiya'da şehri tüm planlama sürecinin örneğin katılımcı hale getirmek için atılan adımların bazıları bunlar. Şehrin internet sitesinde yapılacak bütün tasarımlar işte güncel olarak paylaşılıyor. İnsanlar bilgilendiriliyor. Her adımda şehir halkının nasıl katılım gösterilebileceğine yönelik metodlar açıklanıyor. Halkın erişimine açık, bitmiş, devam eden projelerin, işte ayrıntılarının, master planların haritalarda göstermesi, insanların buna ulaşabilmesi, şehir sakinlerine daha hızlı ve kolay erişebilmek için bir Poruka diye bir uygulama geliştiriyorlar ve bu uygulama üzerinden sürekli kentliyle yerel yönetim arasında ve buradaki proje yapıcılar arasında bir iletişim var. Bir feedback mekanizması kurulmuş. Şimdi burada co-creation ve insanların hepsi aslında belli fikirlerle buradaki yaratım sürecine dahil olurken katılımcı planlamada bir feedback mekanizması çok daha iş görür hale gelebiliyor. Tabii ki bunu da kendi içinde farklı bölündüğü ve farklılaştığı noktalar var. Farklı şekillerde katılımcı planlama tasarlanabilir ve uygulanabilir. Ama bu güzel bir örnek olduğu için sizinle bu yanını paylaşmak istedim. Dolayısıyla katılımcı planlamayı şöyle bir toparlarsak da özellikle mekan anlamında kamusal alan tasarımını örneğin kamusal bakış açıları eklemek için amaçlanır. Yani kapsayıcılık bunlardan bir tanesi. Herkes bu mekanı kullanabilir mi? Engelliler için elverişli bir mekan mı? Çocuklar
burada güvenli bir şekilde oynayabilir mi? Bir kamusal alanda katılımcı bir tasarımı düşünelim. Ya da burada her grubun, buranın kullanıcısını, bu kullanıcıların ihtiyaçları neler ve bu mekanı nasıl kullanabilirler? Aynı şekilde burayı nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz? Burada etkili yönetişim çok önemli. Dolayısıyla yerel yönetimler ve diğer aktörlerin nasıl koordine olduğunu saptadığımız bir süreç var katılımcı planlamada. Yerel çözüm yaklaşımları da yine aynı şekilde yerelde üretilen bir çözüm varsa bir mekana ilişkin aslında o genellikle doğru bir çözüm oluyor. Onun geliştirilmesi, daha kaliteli hale getirilmesi tabii ki oradaki çözümün oradaki insanlar tarafından kabul edilmesi, mekan aidiyetinin de artması demek. Bu da aynı zamanda eşitliğin artması, suç oranlarının düşmesi ve insanların sosyal uyumunun artması anlamına da geliyor ve pek çok konuda aslında belli aşamaları kaydetmiş oluyoruz. Yine farklı düşünce örgütlerinin de katılması ve bir fikir birliği içerisinde hareket edilmesi katılımcı planlamanın prensiplerinden. Ve bununla ilgili olarak da yani katılımcı planlama ve aslında bahsettiğimiz bütün bu sunum çerçevesinde de gönüllü yerel değerlendirme örneğin önemli bir indikatör. Yerel yönetimlerin gönüllü olarak 2030 gündemi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasına kaydettikleri ilerlemenin bir değerlendirmesini başlatan bir süreç bu. Burada saydığım metotlar, uygulamalar bu şekilde aslında gönüllü yerel değerlendirmenin konuları arasında. Burada deneyimleri, zorlukları, öğrenilen dersleri paylaşmanın ve yerel vizyonları içinde uygulama araçlarının boşluğunu dolduruyor tabii ki. Yeni ortaklık kapıları açıyor. Ve burada vatandaşları da dahil ediyor bu inceleme sürecine. Dolayısıyla burada katılımcılığı, kapsayıcılığı da bir şekilde sağlamaya çalışıyor. Uzun vadede yerelde ulusal politikada belli politikaların üretilmesi için bir temel teşkil ediyor. Ve burada tabii ki politika yapıcılarla halk arasında ve diğer aktörler arasında bir bağ kurulmasını sağlıyor. Ve katılımcı planlama da bu gönüllü yerel değerlendirme içerisinde işlenen konulardan bir tanesi. Şimdi bu bahsettiğim kavramlar yani katılımcı planlama, insan merkezli tasarım, birlikte yaratım, beraber yaratma süreçleri gibi mekana daha çok dair mekansal müdahalelerle ilgili olarak burada bahsedebileceğimiz birkaç tane de örnek var. Örneğin Playdicity, burada kent şehir oyunları olarak çevirebiliriz. Burada şehir oyunları işte karmaşık çok oyunculu şehir zorluklarında uygulama konusunda öncülük yapıyorlar ve şehir oyunları yoluyla da mekansal gelişim süreçlerinde kamu ve özel tarafları destekleyen küresel bir uygulama. Pek çok aktör birlikte oynuyor ve belli bir tema üzerinde şehri tanıma, oraya müdahale etme, şehirdeki sorunları belirleme, aynı şekilde şehrin geleceğini de düşünme gibi şehir üzerine oynanan ve oyunlaştırılmış metodolojilerden bahsedebiliriz. Türkiye'de Marmara Deniz Oyunu ve iklime uyarlanabilir gazhane projeleri yapıldı playlistiyle birlikte. Bunlara da dilerseniz bakabilirsiniz daha ayrıntısına. Bir diğer kuruluş Placemaking X diye bir kuruluş var. Onlar da placemaking üzerine yani mekan yapma pratiği üzerine uzmanlaşmış ve mekanın kapsayıcı, katılımcı, işte ihtiyacı cevap veren şekilde tasarlanmasını da amaçlayan prensiplere sahipler. Bunu yaparken de yer oluşturma hareketini güçlendirirken de tabii ki burada bir sistem değişikliğini de gidiyorlar. Ve burada dünyanın her yerinden yarı oluşturma liderleri bir araya gelerek kamusal aktiviteleri ve belli ağları da beraberinde getiriyor. Bu aynı zamanda bir bilgilenme, öğrenme de ağı olarak düşünülebilir. Bir diğer konu örneğin Project for Public Space var. Kamusal alanlar için proje
Burada kamusal alan projeleri yapılıyor ve her gün kullanan kişilerle birlikte planını tasarlayarak hayata geçirme projesi bu. Ve dünya çapında topluluk destekli kamusal alanlar aslında yaratıyorlar. Burada temel prensibi işbirlikçi olmak. Yani topluluk temelli kamusal alanlar yaratırken mutlaka kamusal alanları dönüştürmek için placemaking yaklaşımı kullanılıyor. Bu yaklaşımda da insanlar kendi mekanlarını yapıyorlar çoğu zaman. Belli materyallerle ihtiyaçlarına yönelik bir tasarım oluştuğunda çok daha kısa sürede ve uygun kaynaklarla kendi mekanlarını yaratabiliyorlar. Türkiye'de de var örnekleri. Bizim de yürüttüğümüz taktiksel şehircilik kapsamında benzer örnekler var. Mekan yapma pratiği hem bir mekanı sahiplenmesini arttırıyor, hem devasa finansmanlara ihtiyaç duymadan ihtiyacı karşılama üzerine oldukça pratik ve geçici ya da uzun vadeli çözümler sunabilen müdahaleler bunlar. Bunun yanında yine mekansal tasarım planlama ile ilgili UN Habitat'ın planning laboratuvarları var. Küresel kentsel planlama ve tasarım laboratuvarları ağı. Bu da amaçları da sürdürülebilir kentsel kalkınmanın sağlanmasına yerel yönetimleri aslında desteklemek. Dolayısıyla işbirliğine oldukça açık bir laboratuvar ve ağdan bahsedebiliriz. Ve burada 4 tane temel stratejileri var. Şehir genelinde stratejiler, planlanan şehir dolguları, planlanan şehir uzantıları, kentsel dönüşüm, eğitimler ve yönergeler olarak ayrılıyor. Küresi olarak da projeleri var. Ağ yaparak öğrenme yaklaşımını destekliyorlar. Yerel ve uluslararası plancıların kapasitesini geliştirmek üzere. Buradaki laboratuvar dünya çapında çeşitli şehirlerde de şehir planlamasını başarıyla destekliyor. Bir sonraki örneğe geçersek bunlar da Türkiye'den örnekler. Örneğin kentsel strateji Türkiye'de yerelde başarıyla çalışan kuruluşlardan bir tanesi. Kıyı ve köşelerin kıyı köşe projesiyle aslında tamamen değiştirilmesinde burada placemaking yöntemi uygulanıyor. Yine design track var. Ve burada da atık malzemelerden bir katılımcı tasarım örneği. Urban Tank var. Cumulus'te bu bir iletişim projesi aynı zamanda. Küçük Park'ta İzmir'de keşke ve iyi ki'leri insanların yazdıkları ve buradan da insanların o döneme, mekana, konuya ait aslında datalarını topladıkları oldukça organik bir data toplama ve bir araya getirme biçimi. Yine Onaranlar Kulübü, Kalamış Parkı'nda bilinenleriniz varsa orada bir dönüşüm, bir tasarım yaptılar ve bunu da yine özel sektör ortaklığıyla gerçekleştirdiler. Bunlar da Türkiye'de var olan bazı placemaking ile ilgilenen, mekansal müdahale yapan ve bunu inovatif biçimde gerçekleştiren, yenilikçi yöntemler üreten ve kullanan ekipler. Şimdi biraz da doğa tabanlı çözümlerden bahsedebiliriz. Hollanda örneği bunların en bilineni doğa tabanlı çözümler noktasında. Burada daha çok ekolojik ve doğanın sağladığı uyum fırsatlarını kullanabilen şehirler ve projeler, sosyal, ekonomik ve çevresi olarak da sürdürülebilir yaşam alanları sağlamak üzerine kurulu. Örneğin İsveç'te Yeşil Mavi Mahalle var ve burada işte %50 biyoçeşitlilik artışı sağlanmış, %50 yeşil alan genişlemesi sağlanmış. Burada insanlara ve doğaya fayda sağlarken aynı zamanda oluşabilecek belli doğal krizleri de önlemek, ona hazırlık yapmak üzere geliştirilen çözümler oluyor bunlar. Bir diğeri, bu da oldukça ilginç, açık kaynak konutlar, Wiki House. Burada herkesin 2011'e dayalı yanlış bilmiyorsam ve herkesin sıfır emisyon ve güzel evler inşa edebileceği bir bilgi ve araçlara erişiminin olabilmesini amaçlıyor aslında Wiki House. Ve işte iki boyutlu ve üç boyutlu modelde kaynak, işte kütüphane sağlıyor.
İngiltere'nin konut krizine önerilen bir çözüm, müdahale olarak ortaya çıkıyor aslında. Ve konut inşaatına da sürdürülebilir bir yaklaşım sunuyor. Bu esnek bir çözüm. Çünkü bunlar aynı zamanda günümüzde dünya çapında birçoğu işte katkı sağlayan ev tasarlama, inşa etme amaçlı açık bir kaynak. Dolayısıyla konut çözümünü sadece belli bir mekan için değil, fakat bu bilgiye erişebilen, çünkü açık kaynaklı, herkes için var kılıyor. Bu kullanıcıların projelerini, işte üç boyutlu bilgisayar modellerini, üretim için iki boyutlu teknik çizim belgelerini, malzeme listeleri, birleşim için gerekli bilgileri ve rehberleri bulabildikleri geniş bir kütüphane. Bu kütüphanede kendi konutunu yapmak isteyen insanlar bundan faydalanabiliyorlar ve aynı zamanda bu şekilde test edebilir. 2018'de burası Güney Yorkshire'da Konut Derneği tarafından test edilmiş. Bir sonraki örneğe bakarsak, burada da kentlerde atık yönetimiyle ilgili bir şey var, örnek var. Burada kullanılmış ambalaj atıklarını yeniden amaca uygun hale getirmek ve atık yönetiminde davranış değişikliğini tetiklemek için yapılan bir proje. Düşük gelirli topluluklarla şehir genelinde işte konuşlandırılmış yerel işletmelerin sahip olduğu mobil birimlere geri dönüştürülebilir atıkları, ayırmaları ve tedarik etmeleri için finansal teşvikler sağlıyor aslında. Dolayısıyla geri dönüşüm yaparak para kazanmak isteyenler için bir ilginç bir müdahale. Ve yerel halk ve işletmeler arasında bir ortaklık kurulmuş oluyor bu sayede. Bir diğer örnek de artık başarısız müdahaleler kısmına gelebiliriz. Burada başarısız müdahale örneklerinden de birazcık bahsedeceğim size. Bu UNICEF'in yetersiz beslenme müdahalesiyle ilgili bir örnek. Ve burada 60 milyonlukta bir maliyetten bahsediyoruz. Başarısızlık sebebi de yetersiz beslenmeyi ortadan kaldırma yönelik bir aslında proje bu. Ve bu sağlık merkezi çocukların besin açısından hani zengin gıdaların dağıtımı ile tamamen 5 yıllık programını kapsıyor. Yetersiz beslenme üzerine ama hiçbir etkisi olmadığını görüyorlar bunun. Nedeni de şu: anneler yiyecekleri nasıl uygulayacaklarını ya da çocukların büyümesini ve sağlığını nasıl izleyeceklerini bilmiyorlar. Yani temelde çok daha farklı bir problem var. Örneğin ölçüm araçlarından biri büyüme çizelgeleri. Annelerin çoğu onları nasıl kullanacaklarını anlamıyor. Yani yetersiz beslenmeyi ortadan kaldırıp bunu izlemeye çalışırken çok temelde bir bilgi eksiği var. Dolayısıyla anneler bebeklerini takip edemiyorlar. Yemek programlarının annelere odaklanması ve onları kültürel bir bağlamda sağlığı anlamaları için eğitmeleri gerekiyor aslında. Ya da batılı bebek mamaları, işte tahıl gevrekleri, diğer işlenmiş ürünler yerine yerel kültürden gelen yiyecekleri entegre etmek bir çözüm. Anneler yemeği eğer anlamazlarsa ve o verdikleri gıdaya güvenmezlerse çocuklarına vermiyorlar, takipte etmiyorlar. Dolayısıyla burada bağlam ve hangi grupla çalıştığınız ve o grubun temel ihtiyacı, temel bilgi eksikliği çok önemli. Onun üzerine başka bir şey koyarken, bir alanı geliştirirken temel sorunları anlayabilmek çok gerekli. Bir diğer başarısız müdahale örneği de yine Kenya'da. Bu da oldukça yüksek yatırımı olan bir proje. Norveç hükümetiyle birlikte yapılmış 1971'de ve burada işte balıkçılık ve ihracat için balık işleme yoluyla iş sağlamak için tasarlanıyor. Bununla birlikte tabii ki Turkana'da bu iş yürümüyor. Nedeni de balık tutma ve balık yeme geçmişi olmayan bir şey. Yani Turkana'daki insanlar zaten göçebe. Dolayısıyla balıkçılık küçümsenen de bir şey. Yani sihir sahibi olmak daha prestijli, mesela zenginlik göstergesi bu Turkana kültüründe. Fakat balık zaten çok talep edilen, tüketilen bir şey değil. Kültür içindeki insanlar balığa ve balıkçılığa değer vermiyorlar. Saygın bir yaşam sürmenin yolu olarak görmüyorlar. Dolayısıyla kalkınma projesi de proje fikrinin başarılı olup
olmayacağını belirlemek için yerel kültürün neye değer verdiğine bakması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde çok büyük yatırımlı projeler bile oradaki eğer kültürle uyumsuzsa ya da hiçbir şekilde benimsenmiyorsa yürümeyecektir. Bunlar da iki tane başarısızlık örneği ve ben örneklerimin sonuna geldim. Birazcık da vaktimiz de kaldı. Dolayısıyla şimdi size aslında chatten yazmanızı rica edeceğim. Geleceğin kentleri hakkında birazcık konuşabiliriz belki vaktimiz de olduğu için. Siz geleceğin kentlerini nasıl hayal ediyorsunuz? Bu iyi olabilir. Yani post apokaliptik bir senaryodan da bahsediyor olabiliriz. Çok harika bir senaryodan da bahsedebiliriz ama bununla ilgili çok farklı görüşler var. Sizin görüşleriniz nelerdir? Bütün bu aslında konuştuklarımız, tartışacaklarımız ışığında. Üç kelimeyle eğer yanıtlarsanız bunun üzerinden belki tartışabiliriz birazcık daha kalan vaktimizde. Chatbox'a bakıyorum. Chat'e yazmanız yeterli. Bu kadar bilgi ve tecrübeler sonrasında halen daha yaşanabilir kentler tasarlayamayacaksak çok üzülürüm Fuat Bey. Evet. Çok doğru. Artan nüfus, trafik ve çevre kirliliği. Daha mekanik. Evet, teknoloji ilerledikçe galiba bu mekanikliğin de artacağına yönelik bir şey var. İzlenim var herkeste. Aylık nizam sıfır karbon teknolojik müthiş. Çok daha o zaman şey yani bu nüfusla birlikte aslında yayıldığımız daha alçak binaların olduğu. Hem smart hem de yaşanabilir diyorsunuz. Aylık nizam. Çevreci, teknolojik, insan odaklı, ekolojik denge gözeten, sosyal kapsayıcı ve insan odaklı şehirleşme. Ulaşılabilirlik, evet, benzin zamları ile katılımcı duyarlı uyarlanabilir. İnsan dostu, arabası olmayanların da rahatlıkla erişiminin sağlandığı, kullanırken kirletmeyen. Ruhsuz bir mekaniklik. Çevreye saygılı, dijital ve insan odaklı şehirler. Sağlıklı, yaşanabilir kentler. Kapsayıcı ve ekolojiyle uyumlu. Aslında yani hayaller ve hayatlar demiş Azim'in. Evet yani eşitlik dediğimiz aslında pek çok şeyi kapsıyor. Yani çok fazla eşitlik cevabı görüyorum. Ve zaten şu anki karşılaştığımız problemlerin çoğu aslında eşitlikle alakalı. Yani aylık nizam evlerle işte gecekondu mahallesi arasında da bir eşitliğin dengenin sağlanması. Hava trafiği. Evet çünkü bütün yerler. Yani bu uçan arabalar iyi mi? Gelecekte bize ne vaat ediyor ben de çok merak ediyorum. Çünkü artık şeyi de görüyoruz yani belli böyle post apokaliptik senaryoların ya da geleceğe yönelik çok uçuk teknolojik gelişmelerin de aslında birer birer gerçekleştiğini görüyoruz. Bunları sadece film gibi izlerken şu an hepsi gerçek oluyor. Ve yerel yönetimler, hükümetler ve küresel düzeyde bütün kurum ve kuruluşlar ve bütün şehirler, ülkeler aslında ne istiyorsa vatandaşlar da aynı derdin içinde ve aynı şeyi istiyorlar. Ben cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
Uçan arabalar ve hava trafiği de çok güzel oldu. Tekrar çok teşekkür ederim. Benim sunumum bu kadardı. Katıldığınız için, dinlediğiniz için çok sağ olun. İsterseniz birazcık daha vaktimiz var. Soru cevap yapabiliriz varsa eğer sorularınız. Kaynakları sunumla birlikte paylaşacağım mutlaka. İstatistikleri de aynı şekilde. Çok teşekkürler, sağ olun. Bu vesileyle ben çarşamba günkü seansı da hatırlatmış olayım herkese. Yine 15-17 saatleri arasında buluşuyoruz. Ve sosyal inovasyon için aksiyon stratejilerini konuşacağız. Girişimciliğin farklı türleri var burada. Sadece sosyal girişimcilik gibi düşünmeyelim. Kurum içi yapılabilecek girişimcilik örneklerinden de bahsedeceğiz. Ben tekrar ekip arkadaşım Gülşah'a çok teşekkür ederim bu seans için. Hepinize geldiğiniz için de öyle. Çarşamba görüşmek üzere.